Hanımlar, beyler, hoş geldiniz. Ne haber? Seyirciye saldırdı Özge. Ama gülüyorum bak hala. Hadi. Birkaç tane çok garip yorum var. Bir tanesi o gülme efektlerini nereden buldunuz diyor. Ve hiç gülme efekti yok maalesef. Şarkılarla ilgili bazı yorumlar var. Bir tanesi şey demiş. Ben şarkıyı dinlemek istesem açar dinlerim değil mi demiş. Ona buradan cevap vermek istiyorum. Evet. İbrahim Çolak bize atletizmde altın madalya getirdi. Helal olsun dedik, alkışladık. Meğer adam jimnastikçiymiş. O rezilliğimiz için özür diliyoruz. Ben Arzu Tramvayı diye bir oyunda oynuyorum. Bilenler vardır belki. Seyredebildiniz mi? Kimler seyretti? 3 kişi seyretmiş. Yani evet, bir işe yaramamış. Bilet bulamıyorsunuz. Kasım'da oynayacağız. Bence bulabilirsiniz bu ay. Alice gelen var mı? Evet. Yine 3 kişi. 3'er 3'er geliyorlar. Alice bilet bulamayan var mı? Gerçekten bulursunuz inşallah. Geçen hafta Eskişehir'de oynadık. Belki haberiniz vardır Arzu Tramvayı'nı. Anadolu Üniversitesi'nde Uluslararası Tiyatro Festivali'nde oynadık. İlk ve geleneksel olan. Bir problem çıktı orada. Yani bir problem varmış daha doğrusu. Biz buradan turne otobüsüyle gidiyoruz. Bayağı rock konserine gider gibi böyle masalı yataklı bir otobüsle götürüyorlar bizi. Bilmeyenler için söyleyeyim, Zerrin Tekindor, Şebnem Bozoklu, Onur Saylak'la beraber oynuyoruz ve birkaç arkadaşımız daha var. Biz yola çıktığımız andan itibaren bize mesajlar gelmeye başladı. Biz bilet alamıyoruz. Protokole dağıtılmış bütün davetiyeler gibi mesajlar gelmeye başladı. Biz de o mesajlar geldiği andan itibaren insanlara ulaşıp sormaya başladık. Gerçekten böyle mi oldu falan diye. Ve bize sürekli cevaplar geliyor. Hayır öyle değil. Öğrencilere ciddi bir kontenjan ayrıldı. İşte sitede problem var. Zaten çok az bilet kaldı ama. Öğrenci kontenjanı ve protokol yüksek diye. Açılış gecesi. Genelde protokol sayısı fazla olur açılış gecelerinde. Falan filan. Biz de bunları çocuklarla paylaşıyoruz. Genç arkadaşlarla, bundan şikayet edenlerle. Ama gittikçe artıyor. Yani saat 8'de eylem yapacağız diye bir şey yayıldı. Bizim oyun 8.30'da. Biz işte hazırlığımızı yaptık, provalarımızı yaptık, oyunu başlattık. Dışarıdan ıslık sesleri gelmeye başladı. Yanıyor ortalık yani. Sloganlar atılıyor, tam olarak anlaşılmayan, o modası geçmeyen şey, eylem sloganı falan diye bir şeyler oluyor. Ya biz de sürekli iletişim halinde olmaya çalışıyoruz ekiple. Ya ne oluyor, bir şey mi var, çocuklar bir şey oldu herhalde falan diye. Salon 500 kişilik. Gerçekten kalabalık bir protokol var. Akademisyenlerin, rektörün falan filanın olduğu. 200'e yakın da öğrenci var içeride. Dışarıda da 1000-1500 kadar genç arkadaşımız var. Tamam hadi protokolü attık desek girecek adam yok yani. Yani yer yok o kadar. Ben içeride oynarken bizim kulisin altına gelmişler. Böyle bir kalabalık, bir 50 kişilik bir genç grup. Ya onlar da biraz acımasızlar yani. Ben kendi gençliğimi hatırlıyorum. Biz de öyleydik galiba okurken. Biraz da öğrencinin sanatçısı olun falan diyorlar. Aslında kalbi kırılıyor insanın. Ne demek öyle? Biz kimin sanatçısı? Ben kimsenin sanatçısı falan değilim yani. Ben sanatçı mıyım onu bile bilmiyorum. Niye birine ait olduk? Endişelendirici şeyler bunlar. Onur da tatlı tatlı çıkmış demiş ki biz problemden haberdar değildik arkadaşlar. Biz merak etmeyin, sizin yanınızdayız ama izin verin oyunu bitirelim. Gerçekten çok işe yaradı bu konuşma. Sonra gerçekten sessizleşti. Islıklar daha az oldu. Bir oyun arasında bir ıslıklar coştu. Orada da şöyle bir şey var. Çocuklar dışarıda protesto ediyor. Diyor ki biz giremedik, bilet alamadık. Bu öğrenci için değil mi diyor ki haklılar. Cam mekanın arkasında kokteyl masası etrafında meyve suyu içip kuru pasta yiyen insanlar var. Onlara bakıyorlar. Ne diyor? Sonra oyun bitti. Biz selamımızı verdik. Sonra kulise geçtik. Çok hızlı bir selam oldu. Normalde turnelerde uzatırız selamı. Fakat canımız da sıkkın olduğu için selamı verdik. Girdik içeri. Arkamızdan bir güruh geldi. Çiçek vermek için. Meğer kenarda bekliyorlarmış bizi. Onlara da tuhaf bir sürpriz aldı bizim selamımız. Kendi aramızda zaten konuşuyorduk. Çocuklar dışarıda hiçbir şeyden haberleri yok, muhatapları yok. Onlara çıkıp biri dese ki bir dakika öyle değil iş. Biri dese gerçekten o kadar büyümeyecek olay. Biz oynarken çevik kuvvet falan geldi diyorlar. Yalan, öyle de bir şey yok. Öyle de tuhaf bir şey var.
artık memleketimizde. Sonra biz çıktık, o eylem yapan çocukların arasına girdik. Bu arada yapımcılarımızla da görüştük, BKM ile, ID ile. Bir ek oyun daha koyalım, daha büyük bir salonda. Öğrencilere de daha uygun fiyatla bilet satılabilecek. Öğrenci kolektifleriyle de görüşüp onlara ayrı yer ayırabileceğimiz. Şu an tarih bakılıyor ve o tarih belirlendiğinde biz gideceğiz tekrar oraya. Bunu söyleyelim, paylaşalım diye gittik aralarına. Gerçekten 1000 kişiler, işte Zerrin, ben, Şebnem, Onur aralarına girdik. Hani konuşalım diye girdik ve sürekli şöyle bir şey diyor: açık alana gidelim, açık alana gidelim. Ya Onur diyor ki, ya terliyiz, 3 saat oyun oynadık, niye açık alana gidelim? Arabaya döneceğiz, bir söyleyelim söyleyeceğimizi. Sonra dedik ki işte, ya biz bundan haberdar değildik ve bunun hani olmasından biz de üzgünüz. Ama siz bu kadar istiyorsanız bu memlekette çok iyi festivaller yapılabilir. Bunun arkasını bırakmayın. Devam edin, çok güzel bir festivaliniz olacaktır. Biz sizin için bir kez daha gelmek istiyoruz. Bunun için de çalışmalar başladı falan filan dedik. Çocukların gönlünü aldık. Bizi güle oynaya, sarıla öpe arabaya bindirdiler. O arada aralarından slogan atan, o belli zaten, bir kız bir de erkek çocuk vardı, öğrenci. Erkek olanın kılcalları çatlamış gözünde bağırmaktan. Çünkü şöyle oluyor: ya siz haklısınız. Haklıyız. Böyle. Benim de yanımda, yani o kadar da bağırıyor ki. Diyorum ki tamam kardeşim dur bir. İşte biz bir daha gelecek. Bir daha Artık sarıldım çocuğa, ne olur dedim, sus, gözüm fırlayacak artık yani. Bak bir tanesi kör oluyor yani. Tatlı tatlı geri döndük. Orada gördüğüm şuydu yani, gerçekten insanlar artık birbiriyle ilişki kurmaktan vazgeçmiş gibi görünüyor. Umarım düzelir. Oxford sözlüğünü bilir misiniz? Dünyada çok önemli bir sözlüktür Oxford sözlüğü. Bu işte yılın kelimesini seçer ve hani bunu belli araştırmalar sonucu belirler. O Oxford, Oxford sözlüğüne giren bir tane kelimemiz var. Yeni bu hafta açıklandı. Simit efendim. Gerçekten çok önemli. Türkiye menşeli, pekmezle ve susamla kaplı ekmek ürünü diye tanımlamışlar. Nedense bir memleketçilik bastı bizi simidi orada görünce. Öğrencilik zamanımızdan herhalde. O yüzden sizden rica ediyorum, simiti alkışlıyoruz. Geç bile kaldım, zor uyandım ama geç.
Sesin aydın, geç uyandım ama bitti. Aslında geç bile kaldım, zor uyandım ama geçti. İlacın etkisin aydın, geç uyandım ama bitti. Çok teşekkür ederiz. Biz de çok teşekkür ederiz. Vallahi ağzına sağlık. Arkan Sası alkışlıyoruz. Neydi dur. Neyi? Hanımlar beyler, elini milletin cebinden çıkaramayan Jet Fadıl projelerini bitirmek için yatırımcı bulmak amacıyla yurt dışına çıkmak istiyormuş. Memlekette ceplerin boşaldığını mahkemede fark eden nitelikli Jet Fadıl Bey, girişimci zekasına ne denileceğini bilemediğimiz bir halde orada duruyor. Biz ekip olarak göndermeyelim ama fotoğrafını asalım diye düşündük. Zaten fotoğrafa 10 saniye bakınca suya gidip bırakın suyu, donsuz geri dönüyorsunuz. Yani en azından bizim editörün donu artık yok. Efendim, bilmece gibi bir canlı formu bulunmuş. Beyni yok ama problem çözme yetisi var. Ağzı yok ama yemek yiyebilir. Hareket edemez ama 720 cinsel organı var. Aramızda heyecanlanan seyircilerimiz oldu. Eski sevgilimizi hatırlatan bu canlıyı hayvanat bahçesinde ziyaret edebilecekmişiz efendim. Görüyor musunuz? Herkesi bir kafesleyen oluyor. Şimdi beyninizi yakacak bir haberle sizlerleyiz. Tayland kralı resmi metresine verdiği ünvanları söktürmüş. Eski yakın korumasıyla manitacılık oynarken gaza gelip namusumsun bir de tüm generalsin diyen kral, hanımefendi ben senin kraliçen değil miyim deyince orgeneral yaptığı kraliçeye sığınmış. Resmi olarak çok eşli olan ayı kralın testisleri düşsün diyor ve 3 lavukla uğurluyoruz. Aklınıza gelen 3 lavuğu yorumlara yazabilirsiniz. Efendim, Bangladeş'te kendisi için sınavlara girsin diye 8 kişi tutan milletvekili üniversiteden atılmış. Yani biz sorun nerede açıkçası anlamadık. Kadın bir kişi de tutabilirdi ama onun yerine 8 kişi tutmuş ve istihdam sağlamış. Diğer yandan kadın bir eğitim neferine dönüşmüş, mezuniyet için seferberlik ilan etmiş ama takdir edeceğinize okuldan atıyorsunuz. Sonra ama soruyorsunuz belge nerede, belge nerede diye. Yani sevgili izleyenler, Trump'a boşuna McNugget demiyoruz. Resmen fast food gibi. Hem tüketmek istemiyoruz hem de alışkanlık yapıyor. Bir günümüz onun kan hücum etmiş suratını ve en seküler sarı tonlarıyla boyanmış saçlarını görmeden geçmiyor. Biliyorsunuz geçen hafta mahalle ağzıyla yazdığı mektubu bir Bihter Ziyagil referansı olan aptal olma ile bitirmiş ve bizleri şoka uğratmıştı. Liderler mektupları yırttıklarını açıklasa da bizim yüreğimiz biraz burkuldu. Bunu fark eden Dışişleri Bakanımız şöyle bir açıklama yaptı. Trump aslında Cumhurbaşkanımızı seviyor. Ha iyi. Biz de az daha yine dolar yakıyorduk ya. Yale Üniversitesi Profesörü David Gletner, lanet olsun Galapagos'una da evrimine de diyerek Darwin teorisinden desteğini çektiğini açıkladı. Evrenin yaratılışında bir zeka gördüğünü ve artık böyle safsatalara papuç bırakmayacağını söyleyen Gletner'ın açıklamasını yaptığı her dakika şüpheli bir şekilde uzayan çember sakalı dikkat çekti. Kendisinin Orta Doğu'da chat raporu düzenlemeye başlamasını bekliyoruz. Efendim, İran bu sefer beklentilere yanıt verdi. Teknolojiyle beraber kadın düşmanlığını yaşamak için yepyeni, orijinal ve hadsiz yöntemler kullanmaya devam ediyor İran. İran menşeili bir müzik platformu tüm kadın şarkıcıları kendi kapaklarından kaldırmış. Evet,
bildiğiniz kendi albüm kapağınızda yoksunuz, öyle düşünün. Yani İran iki ileri bir geri medeniyet ayarlarıyla oynayıp ergen sevgili gibi karışık sinyaller veriyor. Bakın geçen hafta alkışladık kadınların maçlara girişine izin verdi diye, hemen şımardılar. Mesela Lana Del Rey, meğer yardım istemek için uzanıyor. Biz yetişemeden yok etmişler kadını. Lana Del Rey'e bunu yapan Cardi B'ye ne yapmaz? Çık dışarıda yala lollipopunu diye atmışlar kadını. Shakira ve adını söyleyemediğim adam albümünde yoğun bir sis söz konusu. Bu işi yapan ekipte beyefendiye de yürüyen var galiba, onu da blurlamışlar. Lady Gaga'yı da ne kadar aceleyle çıkardılarsa kapaktan, pazar sabahı çizgi film karakteri gibi sadece şapkası geride kalmış. Beyoncé'nin albümünü de ormanda gece avlanırken dinlenecek şarkılar toplama albümüne döndürmüşler. Ama en favorimiz Celine Dion. Deadpool'a nasıl sarılmışsa ayıramamışlar. Komple ikisini birden yok etmişler. Hayır, şimdi biz buradan konu o kadınlar değil, sizin her boka hallenmeniz diyeceğiz. Ama hangi birinizi nereden kaldıralım bilemediğimiz için demiyoruz. Hanımlar beyler, serbest vuruş bitti! Hanımlar beyler, bu akşamki konuğumuz Özge Özpiritçi. Yemin ediyorum bu mikrofonlar güzel kadını tanıyor ha. Yine feedback yapmadı. Normalde sarılınca hep ötüyor. Ötüyor, hep ötüyor. Doğru söyledim. Özge'nin ilk YouTube programı olduğu için onu bir daha kuvvetli alkışlamamız gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim. Çok İyi. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Seviyorum böyle arada süslenmeyi ya. Dizide sürekli hani... Anladınız ne demek istediğimi. Kadın dizisini izleyenler? Teşekkürler. Haberi olanlar kimler kadın dizisinden? Saçma, 3 sezondur sürüyor yani. Benim ya, 6 aylık yeğenim biliyor kadın çok dizisi. Çok acıklı, o yüzden evet. Yani izleyemiyorum diyen çok insan var. Benim tanıdığımda, akrabalarım. Ha, acıklı olduğu için. Evet, çok fazla. Evet. Ama haberdar olmayan kalmadı artık. Evet, evet. Ya sokakta Bahar diye çağırıyorlar. Bakmayınca da kızıyorlar. Efendim, hemen Özge ile ilgili sorumuza geçiyoruz. Kadın dizisinin 3. sezonu sevgili izleyenler, 3 sezondur Türkiye kadının gerçeğini bu diziden öğreniyor ana akım bir kanalda. Üstelik karşınıza konulan da bir ton erkek hikayesi olan, şimdi ismini vermeye genelde gerek yok. Genelde hep erkek hikayeleri var. Evet yani, ama işte siz sağ bırakmıyorsunuz dizi olarak. Evet, bir kıyım oldu. Evet, karşınıza konulan kim varsa paket oldu. Özellikle yani dünya bu kadınlar konusunda bu noktadayken sizin dizinizin erkek hikayelerinin karşısında bu kadar dik durabiliyor olmasını ve hepsini paketliyor olmasını nasıl buluyorsun? İsmi zaten kadın olan bir işte oynamak çok gurur verici. Bu kadın dizisinin özelliği bence çok gerçek. Yani bizim ilk amacımız gerçekliği olabildiğince şeffaf bir şekilde, hiçbir filtrelemeden geçirmeden göstermekti. Zaten orijinal bir format aslında. Hı hı. Bir Japon dizisi. Bölüm başı 45 dakika yani. Biz şimdi 70. bölümü çekiyoruz. Bölüm başı 140 dakika. Matematiği siz yapın. İlk 3 bölümde aslında orijinali bitti. Sezon. Ama onun dışında birçok kesimden insanın izlediğine şahit oldum. Yani Bebek'te çok lüks bir yerde oturmuş kahve içerken, çekim yaptığımız alternatif mahallelerde de hep insanlar gelip diziyle ilgili sorular sordu. Hep istersiniz ya, aslında kötü bir şey yaşadığınız zaman sizden daha kötü hayatlar olduğunu düşünmek çok zor gelir ya. Şimdi Türkiye
de hepimiz zaten sıkıştık. Depresif bir moddayız ve bir çıkış yolu arıyoruz. İlk sezonumuz özellikle çok fazla insanlara şunu gösterdi bence. Bakın böyle hayatlar da var. Biraz şükür mü umut gibi bir şey oldu ama buna bağladık ya. Yani gerçekçi olması ve hikayesinin hep bir taraftan da naifliğini koruması. Çocuk oyuncular çok yetenekli. Ekip çok iyi. Senaryomuz Hande Altaylı her bölüm. İnanılmaz senaryolar yazıyor. Kadına bu sezon çok özel isimler dahil oldu. Evet. Hümeyra. Evet. Hümeyra'yı bilmeyen yoktur diye tahmin ediyorum. Ve hepiniz adına ve kendi adıma da konuşabilirim ki tamamımız aşığız galiba evet, kadına. Evet ya gerçekten. Zaten çok özel bir kadın ve sen onunla Melekler Korusun muydu evet. dizini? Oradan beri tanışıyorsun. Tam 10 sene yani 2009'da Melekler Korusun'da beraber çalıştık. Anne kız oynadık 2 sene yine. Şimdi burada da Hümeyra'nın geleceğini duyduğumda ya o kadar mutlu oldum ki. Çünkü şimdi insan yoruluyor da 2 sene aynı karakter, aynı dizi, o yoğun tempo. Ve 3. sezonda böyle bir hadi falan diye başlarken... Ne Hümeyra mı deyince sete böyle koşa koşa gittim. Onu aradım zaten yazın da beraberdik. Bir de film çektik evet. yazında. 10 sene sonra benim hocam çünkü o benim gerçekten bu meslekle ilgili usta çırak ilişkisi kurduğum bir insan. Bildiğim birçok şeyi hatta her şeyi diyebilirim ondan öğrendim. 10 senede kendimi nereye getirmişimi aslında biraz onun üzerinden de görebilme şansım aslında. Oldu. Yani bir sağlama yaptım aslında. Bakayım neredeymişim. Hah tamam iyi bir yerdeymişim diye. Onun hatta çektiğimiz çok özel bir sahne vardı. Çok zor bir sahneydi benim için ve yanımda olması bile bana o kadar güç veriyor ki. Çok özel bir kadın ya. Bir gece geçirince zaten tabii. daha çok istiyorsun. Tahmin ediyorum. Zaten o hikayelere gireceğiz. Ne anladınız? Daha çok istiyorsun. Bir gece geçirince bir daha istiyorsun. Ne fesatsınız ya. Yokluk yokluk. Allah yoklukla terbiye etmiş. Oluyor yapıyor bazen. Sevgili Özge. Efendim. Hiç setten çıkıp eve geldiğinde ortalığı darmadağın eden kedilerini görüp ulan nereden bulaştım da sizi eve aldım dediğin oldu mu? Oldu ama darmadağın etmelerinden değil. Benim iki tane kedim var, Kinyas'la Kayra. Erkek kedimin bir sağlık sorunu var. Bekledim. Kinyas erkek olmasına rağmen östrojen hormonu çok yüksek. Ya aslında bir trans birey benim kedim. Aa. Ya cinsiyet değiştirme ameliyatı olması gerekiyor mu sanırım? Ve öyle bir teknoloji yok şu an. Yok galiba ve dolayısıyla çok strese giriyor. Östrojenin yükseldiği zaman ara ara böyle gerçekten garip hareketler yapıyor ve kısır olmasına rağmen çiş yapıyor. Ama şey yani böyle hani normal çiş değil böyle duvarlara filan işliyor. Ve öyle günlerde oluyor. Evet, evet. Berbat Sizin bir de koku. Sizin bir kediniz var. Berbat bir koku. Kimyasal kokuyor böyle. Ve onu sadece sirke geçiriyor o kokuyu. Ve bu bilgiye ihtiyacımız vardı. Sirke geçiriyor. Nazarı da alır sirke. Tabii tabii. Herkese çok iyi besleniyor gibi görünüp. Evde ayak kokulu cips yediğin oldu mu? Evet. O cips benim kırmızı çizgim. Gerçekten mi? Gerçekten. Cips yemek istediğim için kendime bahaneler ürettiğim bile oluyor. Abi leş olur mu ya falan diye Niye? Al ye değil mi? Hayır onu kesinlikle meşrulaştırmam lazım. İnanılmaz. Evet evet. Çok Hele iyi. O PMS dönemlerinde... Evet. Volkanlar patlıyor yani. Ya, cips, çikolata falan filan. Allah sabır versin gerçekten. Hepimize her ay. Cipse vuran var mı kendine? Öf. PMS'te? Bir Tabii. tane hanımefendi, iki tane. Bir de mesela onu yiyorsun çok Üç. Tuzlu oluyor. Bir dakika benim bunu dengelemem lazım diyorsun. Tatlı yiyorsun sonra ay bu çok tatlı oldu bir daha tuzlu. Un koy su koy dediğimiz. Aynen. Bütün artı puanları topladıktan sonra. Sorunun devamını sevmeyecek çünkü biz evet. Bir dakika ya ben koç kadınıyım adamı pervane ederim dediğin oldu mu? Sık sık. Gerçekten. Tabii ki canım. Ya bu çok güzel bir şey gerçekten. Maske, kamuflaj.
bir şey olabiliyor. Yani insanlarla genelde hep böyle tatlı tatlı konuşup ben sizi yapacağım bir şey. Gerçekten. Tam olarak bu. Hayatımda en korktuğum tip. Yani sette falan da böyle. Canım ben elimi oraya mı koymuştum o anda sence? Öyle mi yapmıştım? Bence de yapmamıştım falan diye. Evet o anda gerçekten hani kendimi görsem, biri beni çekse ve izletse muhtemelen aşırı antipatik gelebilir. Ama bu antipatik tarafını çok yakınım olan az insan biliyor yani. Hmm. Hep mesela berrak der. Ya ikimiz aynı şeyi yapsak bütün bela benim başıma kalır ama her şey senden çıkmıştır aslında diye. O yüzden benim öyle bir tarafım var. Bence evet. Çok eğlenceli. Teşekkür ederim. Peki. Sana bir fotoğraf göstereceğiz. Bu fotoğrafta tatlı tatlı ısırıttıktan sonra Allah kahretsin ben bunu suratıma niye koydum deyip kaşındın mı? Hayır. Hiç. Hiç. Ya dünyanın en temiz hayvanından bahsediyoruz bir kere zaten. Biz bir şeyden bahsetmiyoruz aslında. Ben yani bahsedeyim o zaman. Soru bu yani. Ama şöyle bir şey oldu bu fotoğrafı koyduktan sonra çok komik. Bir tane krem markası aradı ve... Sümüklü böcekten krem yapıyorlarmış. Aa. Ve bana hediye etmek istedim ki siz dalga mı geçiyorsunuz benimle ya? Ben hayvanı yüzüme koymuştum işte dünya gezegen hayvanlar diyorum siz sümüklü bir de onları ezip krem yapıyorsunuz. Şey yapma ya 200 tane falan yüzüne sok sümüklü olacak. Bizim kremi kullan. Ama bu tam şey saati az önce senle konuştuk ya hani uyku eşiğini geçtiğinde. Ha. Ya dur, kapak. Bu sette tam öyle bir andı yani. Ha sümüklü böcek. Yemediğimi dua ettim. Çocukken falan ortamda kötü koku olduğunda suçu başkasına attığın oldu mu? Tabii ki. Ya bir de şey de vardı çocukken mesela. Ben inanılmaz burun karıştırıyormuşum. Yani, ya. Of. Burun karıştırmakla ilgili bir obsesyonum varmış. Neymişli geçmiş vardı. Evet. Bilinçli yapıyordum çünkü bunu. Ve bayağı ilkokul 1'de özellikle sıramın altı. Aa. Değil mi? Kimse yemiyordum çünkü... en azından. Yiyen de var. Ben de tam onu soracağım. Aynen. Evet. Yiyen de var evet. Yani. Tabii ki. Hala mı? Eyvah. Ben artık yapmıyorum. Hayır tabii ki derken gülüşünden ben endişelendim beyefendinin. Yapmayan var mı gerçekten? Burnunu karıştırıp sıranın altına sürmeyen var mı? 4 kişi var. Evet. 5. Ben vallahi karıştırırdım. Var. Bence problem çünkü sizde. Çünkü sümküremiyordum. Bak nedeni şu an hatırlıyorum. Sümküremiyordum çünkü burun damarlarım çok inceydi. Tatlım benim o da tatlılıktan. Çok kırılgan. Ve çok kanıyordu burnum. Yani sümkürdüğüm anda burnum kanıyordu. Dolayısıyla annem ya da babam herhalde ya da doktor hani sümkürme dedi. Bir şekilde çıkması da lazım bunların. Evet. Ne yapacağız? Karıştıracağız. Tabii. Eskiden o şimdi çocuklara böyle damlalık gibi bir şey sokuyorlar burnuna çekiyorlar ya. İşte eskiden onlar da yoktu yani değil mi? Serum fizyolojik vardı. Ha onu aa. Şimdi yeni bir tane de şey var ya buradan şişe sıkıyorsun. Şişe gibi buradan sıkıyorsun. Ay. Ay manyak ne, onun şey adı o. Bir şey. Ne? Demlik. Demlik değil ya onun şey işte böyle şişe gibi bir şey, lens suyu şişesi gibi buradan büyükçe şöyle diye sıkıyorsun buradan döküyorsun. Ağzında açık olacak. Evet. Ne var ne yoksa çıkıyor zaten. Evet, çıkıyor. Zaten o noktada anlıyorsun. He kulak burun boğaz. Bunların hepsi arkada birleşiyor. Daha önce reddettiğin bir rol yüzünden saçını başını yolduğun oldu mu? Olmadı. Aksine Allah'ım verilmiş sadakan varmış dediğim oldu yani. Reddettiğim değil de kabul edilmediğim ve ha. Kabul edilmediğimde böyle çok üzüldüğüm, niye olmadığım falan dediğim sonra izleyince değil mi? Genelde bu Bülent'e de sorduk bunu. Bülent de aynı şeyi söyledi. Reddetme evet. Değil benim dediğim. O, evet gibi. Yani reddetme zarif davranıyorsunuz. Reddettiğiniz de çok vardır eminim ama kabul edilmeyip evet. Üzülüp sonra seyrettiğimde aa süper olmuş. Kesinlikle. Dedi aynısını söyledi aynen. O da. Demek ki orada bir şey var. Çocukluğunda verilen para üstünü cebe indirdiğin oldu mu? Herhalde. Herhalde mi? Ya ben mi çok dürüst cevaplar hayır, veriyorum? Hayır, hayır. Zaten onu tabii bekliyorum. Tabii ki oldu. Cüzdandan para bile çalardık yani. Cüzdandan para çalardık. Tabii babam, annemiz de Özge nitelikli dolandırıcıymış.
Onu öğrenmiş olduk. Çok yani, samimi bir ortam. Siz çalmıyor musunuz? Çalmaz olur muyduk ya? Ben babamın evini sattım 10 yaşında. Şaka şaka. Şaka yok. Çalardık tabii canım. Çalardık ya. Çalardık. Ama sonra itiraf da gelirdi zaten. Ben senin cüzdanını 50 lira aldım geçen gün falan diye yani onlar... Ha. Vardı tabii ki de. Evet. Bir de ben ortaokuldan itibaren harçlıkla yaşamaya başladım. Aylık ve de. Aa. Şimdi sen 13 yaşında bir kız çocuğuna aylık harçlıkla yaşa dediğin noktada aybaşı bir geliyordu para böyle. diye bitti daha zaten. Bitti zaten. Tabii. Birinci haftanın sonunda mümkün bitti para. Değil, tabii. Şimdi onu öğrenmeye başlama sürecinde evet çok çaldım. Tabii mecbur bırakılmışsın evet. Ama sen ya. Ama şimdi mesela çok tutumluyum. Değil mi? Tabii öyle ki. Bir özelliğin hatta var. Hatta o kadar tutumluyum ki arkadaşlarım arasında cimri diye bilinirim. Ya ben hiç duymadım seni. Yok ya cimri derken şakasına yani. Mesela kıyafete falan çok para verme. Ama sevmem. Evet para verme. Üzülüyorum çünkü gerçekten çok haklısın üzülüyorum. Haklısın aslında ama buna rağmen de iyi giyinmeyi başarıyorsun. Ay teşekkür ederim. Rica ederim. Tek insan sen olabilirsin. Ben bayağı beğeniyorum. Yani en azından bir şey de tekim. Ergenlik döneminde zorbalık yaptın mı? Kendin dahil. Ha, kendime dahil. Evet. Yapmadım ya. Gerçekten mi? Yapmadım. Yani çünkü gerçekten çok sevgi dolu bir aile, çok mutlu bir çocukluk. Yapmam gerekmedi. Hı. Çok zorbalığa uğradım abim tarafından tabii ki de. Ya. Ya neler neler. Ama tabii onların hepsi şimdi anlatınca komik olan hikayeler. Hı. Ama yoksa kimsenin hani psikolog koltuğunda oturup sebebi ben olduğum bir problemi yoktur diye düşünüyorum. Aha ne güzel evet. Cümle kurdun. Şu an varsa Özge'nin sebep olduğu... Varsa çıksın evet yaslanıyorum. Arkadan işaret yapan var. Bir tane varmış. Sen sonra. Galiba kovuldum. İlişkide çok güçlü donelerin olmasa da bir kavga sırasında üste çıkmaya çalıştın mı? Tabii ki de. Tabii ki. Ya baktım olmuyor ağlarım zaten. Yani... Duydunuz mu ya? Abi, doğru. Ben öyle bir durumda karşımda biri ağlayınca bloke oluyorum. Amaç o zaten. Zaman kazanmak. Sen benim ağlamamın gerçek olup olmadığını, işte sinirlenmeni bilmem ne vakit harcarken ben de orada plan B, plan C, plan D, plan E. Yok ya o kadar çakal olamadım hiç. Yok zannetmiyorum kimsenin de öyle yaptığını ama. Strateji falan yok yani. Zaten gerçekten o ağlamak zaten bir noktada böyle ifade edemediğim bir şeylerin dışa vurumu evet. Gibi ya. Sıkışmanın. O, evet, şey. Evet tabii ki de. Ama şey özürümü dilerim yani haksızsam tabii ki de. Alttan çok güzel alırım. Ben de ağlamayı deneyeyim bari bundan sonra. Dene. Dene. Birini stalklarken yanlışlıkla like ettiğin oldu mu? Ay oldu. Vallahi mi? Aha ilk. Alkışlayalım. Oldu. Tabii ki oldu. Yani ben sürekli yapıyorum hocam. Benim annem bile iki kere yapmıştı. Özge ben kimin like'ladığını geri alacağım diye. Anne dedim hemen kalbe tekrar bas geri gelir. Ben retweetledim bile. Tweet çok like'lıyorum ben aslında. Ha. Evet. Ya takip etmediğim insanların falan tweetlerine bakarken ya da ne bileyim böyle salak salak haberler evet bir abi, şeyler. Evet abi o Twitter'ın o evet. Like butonu tam şu baş parmağın denk tam, geldiği yer. Tam. Ya mesela onun böyle double tap falan olması lazım evet. Instagram gibi aslında. Ve bastığın anda hemen lips diye alıyor. Bence ondan yapıyorlar ya. Muhtemelen. Özellikle bulmuşlardır onu. Tık aha like. Tık aha bir daha like falan diye gidiyor. Benim de çok başıma geliyor. Ama hiç haber olmadı daha şimdiye kadar Allah. Efendim tebrik ediyoruz. Tertemiz çıktı buradan. Özge için yakın çevresi beslenme nazisi diyor. Yani herkesin yediğini, içtiğini, ay onu yeme, vay bu çok zararlı falan diye öneride bulunuyormuş. Peki sen de yediğine içtiğine aşırı dikkat ediyorsun tabii. Etmeye çalışıyorum olabildiğince. Hazır burada bok gibi beslenen 90 kişiyiz. Bize bir böyle bir liste verebilir misin günlük? Beslenme nazisi olma sebebim kendimde bir sağlık sorunu yaşamanın üzerine. Ha öyle bir aslında. Merak gelişti zaten. Evet yani hep zaten sağlıklı yaşamaya çalışan bir insanım. Seviyorum çünkü iyi hissetmeyi, sağlıklı olmayı ama bu beslenme nazisi olma sürecim biraz zoraki oldu. Ve o olunca değişimleri görüp biz zaten neden kendimize bunu yapıyormuşuz diye düşünüp o şekilde bir nazileşmem. Ama şöyle besleniyorum şu anda. Gluten yemiyorum. Ha. Beyaz un.
arpa, yulaf, çavdar yemiyorum. Çünkü hep şunu söylüyorum, o kadar mantıklı ki yani arabamıza en pahalı benzini alıyoruz. Türkiye'de ekstra pahalı tabii ki. Evet. Ama bedenimize sağlıklı şey sokmak istemiyoruz. Yani o da benzin çünkü beden için. Ve dolayısıyla azalttım yemek yemeyi. Günde iki öğün yiyorum sadece. Oruç diyeti diye geçiyor aslında. 8-16 falan. Aynen aynı muhabbet. 8-16. O çok sağlıklı bir şey. Çünkü ama sistemi... o 8-16'da da böyle ayı gibi yemiyorsun yani. Ayran bile içmiyorsun. Yani, hayır arada içmiyorsun. Arada içmiyorsun. Aynen aralarda full açlık gerekiyor. Su, çay, kahve, soda sadece. İnek ürünlerini hayatımdan çıkardım. Ya. Sadece keçi peyniri, keçi manda yoğurdu yiyorum. Hatta peyniri yani süt ürünlerini, yoğurt tarzı süt ürünlerini olabildiğince çıkartmak istiyorum hayatımdan. Ama işte 2 sene pesketaryen olmuşum. Sadece balık yiyordum. Sonra bağışıklığım çöktü. Birçok arkadaşımdan da bunu duyuyorum. Dolayısıyla şimdi böyle hani 10 günde bir, haftada bir gibi... Et tüketiyorsun. Evet, et tüketmek zorunda kalıyorum. Balık ağırlıklı besleniyorum. Zeytinyağlı çok seviyorum. Kuru yemiş hastasıyım. Denge aslında mevzu. Yani 2 gün sağlıksız beslendiysen 5 gün sağlıklı beslenince zaten aslında vücudunu dengeye sokuyorsun. Ve bir şey yapmaya başlayınca onun sendeki değişimine şahitlik edince bırakmak istemiyorsun. Spor gibi aslında. Ha, senin aktivistliğin var. Ya o bayağı kadrolu ya, aktivistsin sen. O kadar bayağı aktivist insan tanıyorum ki onları. Yani biz o kadar tanımıyoruz. Aktivist. Sen bize aktivistsin işte öyle düşün. Benim yeni tanıştım ben Anadolu Üniversitesi'nde aktivistlerle. Çok tatlı. Benim işte yan yana oturduğum bir sensin işte öyle düşün. Seni bu dünyayı daha iyi bir yer yapmaya motive eden şey ne? Başka şansımız yok çünkü. Bu galiba biraz bana annemden babamdan geldi. Çok fazla doğaya saygı duymayı öğrenerek büyütüldüm. Hayvanlara, doğaya, insanlara. Aksini yapan insanları ben tahammül edemiyorum. Bir de Gandhi'nin bir lafı vardır benim çok sevdiğim, dünyada görmek istediğin değişiklik ol diye. Zaten yeterince çok fazla şey var. Benim istediğim de bu. Bunu arıyor gözüm. İnsanlara hep bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ya bazen tabii çok laf yediğim oluyor canım. Ay sana ne bilmem ne sen de çok kasıyorsun falan filan. Hayır abi yani zor şeyler değil bunlar. Suyu kapat, ışığı kapat. Bundan başlıyor. Peki özellikle katıldığın etkinlikler falan var mı bununla ilgili? Yani aslında onun için de dernekler, vakıflar diyemem kendime diye. Sadece bireysel olarak bireysel çok olarak ediyor. Olman bile bizim için evet, en önemli azından bir şey. Yani 10 tane genç insan benim yazdığım, paylaştığım bir şeyi okuyup "Aa dur ya haklı galiba. Ben de böyle yapayım." diyebiliyorsa bu benim için bir aktivistlik oluyor aslında. Tabii. Herhangi bir toplumun içine girip o şekilde hareket etmedim ya da sivil toplum örgütleriyle hiç öyle bir şey yapmadım. Bir de çok yoğun çalışırken kendini ona adamak da çok zor. Evet, çok ama olabildiğince deniyorum yani. Kendi hayatında buna özen gösteriyorsun. Evet. Dikkat eden var mı? Mesela ışık kapatan var mı? Bu çok şey olmasın. Sen her şeyi kaldırıyorsun. Bence sen yalancısın. Dikkat ediyorsunuz ama. Siz de dikkat ediyorsunuz. Hanımefendi dikkat ediyor diye mi yoksa mecburen mi dikkat ediyorsunuz da? Aynı iş yerinde çalışıyorsunuz. Aynı iş yerinde mecburen çalışıyorsunuz. Siz patron musunuz? Yok. O patron mu? O da değil. Kapatınca dikkat etmiş oluyorsunuz. Anladım. Evde daha çok. Siz evde dikkat ediyorsunuz çünkü patronun parasından size ne? Haklısınız. Ama işte o patronun parası değil ki. Ha. Ya. Ya mevzu para değil. Alışkanlıkları değiştirmek çok zor bu arada gerçekten. Evet. Ve o 21 günlük muhabbet var ya hani alışkanlık 21 günde oturur diye. Yani 21 gün boyunca kendi kendine bunu söyleyip yaptığın noktada yapmayan insanlar gözüne batmaya başlıyor zaten aslında. Gezegene saygı ya çok basit bir şey. Çok boktan bir yarışmamız var. Duymadığını söyle evet, diye. Evet inanılmaz bir şey. Ya gerçekten inanılmaz. Burada da ben şarkıların... bir şarkı söylemek evet. Zaten. Sevmez misin? Ya çok severim de söyleyemem. Ay işte o lazım. Ha tamam ver. Söyleyememen lazım. Özgür. Ya Yeteneksizsiniz'in yılbaşı programına tabii ki çağrılanlardan biriydim ve 2 senedir kaçıyordum. Aha. En son Acun Ilıcalı hani gel bu sene dedi. Tamam dedim geleyim ama şarkı söylemeyeyim, programı sunayım ben dedim. Değişiklik olsun falan yaptım. Hani yok öyle olmaz diyecek. Ben de abi o zaman kusura bakma diyeceğim çünkü. Ve beni...
o şey var ya, kırmızı oda bir tane, evet, hani insanlarla sohbet, evet, ediyorsun. Ve bütün gün insanlar gelip şarkısını söyleyip gitti oyuncu arkadaşları. Ben bütün gün o soğukta elimde mikrofon, böyle şıkır şıkır giymişim. Ezir. Ne yapıyorum ben ya? İşte sunuculuk. Aynen, o yüzden artık şarkı söylemekten korkmuyorum. Bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi. Fareden korktu kedi. Kedi pır biçim verdi. Sarhoş gibi geliyor kulağa. Oh, oldu be. Ben demek ki sarhoşken böyle mi duyuluyorum dışarıda? Evet. Bir yalan mı? Tuhaf mı? Yoksa inanmadın mı? Aa, çok iyi. Evet. Evet. Bu bir aplikasyon mu? Evet. Çünkü evde deneyeceğim. Tabii. Oha, ne kazık şarkı. Buyurun. Bir diğer şarkıya geçiyoruz efendim. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. Ben plasima etkisi yapıyorum. Son şarkı, Ajda Pekkan. Sardı korku. Abi inanılmaz. Sardı korkular, gelecek yıllar. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanırken yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Döndüm bak, geldin şimdi bugün aslında. Ne yapıyorsun? Alkışlıyoruz Özge'yi. Kendisinin dev bir hayvansever olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur tahmin ediyorum. Ancak eşek, keçi ve kuzu sahiplenme olayı var. Bunu anlatır mısın? Çünkü ya, çiftliğiniz varmış maşallah. Evet, hayırlı olsun. Var. Teşekkürler. Babamlar çok eskiden almış birkaç arkadaş. Yani her hafta sonu oraya giderdik biz. Ve oradayken de tabii ki de bütün ağaçları biz diktik. Topraktan çıkmaz değilim. Ve orada tabii yıllar geçtikçe daha büyüdü, evler yapıldı, bilmem ne falan filan. Twitter'da bir sabah uyanmıştım ve Okan'ın Twitter'ında gördüm. Bir eşek Diyarbakır'da, biz de Diyarbakırlıyız, onlar Diyarbakır'da doğmuş, hı-hı, büyümüş. Ben İstanbul doğumluyum ama hep Diyarbakırlıyım demeyi seviyorum. Ve Diyarbakır'da hayvan, ben de fotoğrafını babama yolladım. Bak dedim, hemşerin çok zor durumda, bir yardım edelim. Babam da tabii delirdi. Çiftlikte bir eşek olma fikri onu çok mutlu etti. Geldi buraya. Önce tedavi oldu. Tedavisi bittikten sonra aldık çiftliğe. Zaten orada hep kalan bir aile var. Onlar hani günlük bakımını... Bakımında bir şey yok zaten yani. Yemi bile vermiyorsun. Çimiyor çünkü hayvan. Zaten kuzular vardı orada. Hı-hı. Babamın tavukları var, kuzuları var filan. Tam bir çiftlik hayatı yani. Adam çok seviyor bunu. Sonra Zilli geldi. Fakat babam Zilli'nin bir eşek olduğundansa bir köpek olduğunu zannettiği için Zilli'yi eve falan sokmaya başladı. Gerçekten. Babam mutfakta yemek yiyor, Zilli de mutfakta oturuyor falan. Annem tabii delirdi artık. Hani mümkün değil bu. Kabul etmiyorum evin içine eşek girmesini dedi. Haklı çünkü. Cümleye bak. Yani biraz evet, gerçekten cümleyi kurmaya başlarken zaten. Evin içine eşek kadın girmesini haklı. Kabul edemiyor. Eşek evin içine girmesin. Ve gördüğünüz gibi bu gerçekten böyle bir hayvan oldu. Bir köpek zannediyor kendini. Fakat şu anda çiftlikte değil Zilli. İlker Ayrık'ın bir çiftliği varmış. Evet. Ve Zilli'yi İlker Ayrık aldı. Ve çünkü İlker'in de bir tane eşeği varmış. Onunki bembeyaz ama çok güzel. Ve Zilli kendi ırkından birini ilk defa gördü. Aa. Çünkü hep köpekler, tavuklar falan onlarla büyüdü. Keçilerle. Ama o iki keçi korkunçtu Allah'ım. Hele erkek olan. Ya yanından geçerken hayvan yanlışlıkla çarptığın anda böyle şey oluyor. Bana mı çarptın, sen mi çarptın diye bir anda şu. Yani sürekli bacağına bir şey çarpıyor ve boynuzları küçük, sivri sivri böyle. Yav git, git şuradan falan diye. Berbat bir hayvan çıktı o ya. Tam bir keçi yani. Bir de keçinin göz bebeklerini ilk defa bu kadar yakından gördüm. Yani bildiğimiz hayvan göz bebeği gibi değil, böyle şey. Çizgi. Düz çizgi aynı içi. Çok enteresan. Ama tabii
yavruları oldu falan, delirdi böyle. Aklına çıkıyor öyle şeylere. Zilli geri gelecek mi? Zilli geri gelmeyecek şu anda çünkü çiftlikte arkadaşı var. Evet, arkadaşı var. İlker sahiplendi onun. Ben yeni kurtarılması gereken bir eşek olursun. Eşek arıyoruz. Bundan... O kadar mümkünse çok var, Diyarbakırlı. Oralıyız çünkü. Diyarbakır memleketimizden bir eşek arıyoruz. Ya ben çok üzülüyorum ya hayvanlara yapılan muamelelerde. Ya bir keresinde mesela hiç unutmuyorum bir sette Melekler Korusu'nu çekiyorduk galiba. Fındıklı'da çekim yapıyorduk bir parkta. Tek başımaydım sahnede ben de. Ve böyle 4-5 tane oğlan çocuğu geziyor böyle. Bir tane de kedi vardı. Çocuklardan bir tanesi ayağını kedinin altına soktu, bir fırlattı havaya. Ah. Ben sonrasını hatırlamıyorum. Set ekibi beni üstünden almış. Çocukların üstünden almış. Saldırmışım çünkü. Senin iki tane kedin var. Evet. Kinyas ve Kayra. Evet. Hakan Günday'dan sonra... Evet, en sevdiğim romanlardan bir tanesi. Çünkü peki Hakan. Bizde editörün notu var. Bu bacaksızlar ve ünlü bir oyuncunun vintage Chanel şantasıyla ilgili bir hikaye varmış. Bunu en ince... Editörünüz beni fazla iyi tanıyor. En ince detayına kadar anlatmanı rica ediyor. Ünlü oyuncu arkadaşımız Berrak. Tabii ki de yani. Başka Chanel vintage çantası olan bir arkadaşım yok çünkü benim Berrak'tan başka. Bak giyinme konusunda ülkenin bir numarasıdır bence hep. Berrak değil mi? Yani saygılar. Bana gelmişti, evde oturuyordum. O zamanlar Kayra yoktu, Kinyas vardı sadece, daha küçüktü. Ve tam yaramaz dönemi böyle hani bir orada, bir burada, bir şurada falan filan. Berrak da geldi böyle tatlı tatlı, falsonu çıkardı, çantasını attı, oturduk. Tabii ki lak 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 konuşmaya başladık biz. Ben bir anda şey sesi duydum, kedisi olanlar bilir, kedilerin bir şeyi... Şimdi duydum, koltuk olabilir, başka bir şey olabilir, kafamı çevirmemle Kinyas'ı, o küçücük yeşil, güzelim, bebeksi Chanel Vintage'ın üstünde zevkten 4 kişi olmuş böyle. Hayır Kinyas! Gidip onu almamla ve çantanın üstü tabii ki full gitmiş. Ah. Berrak hiçbir şey yapmadı ya, inanılmaz cool'du. Olsun baby, önemli değil falan yaptı böyle. Ben ama hani bitmiş vaziyetteyim. Hani ne istiyorsa yapabilirim o anda. Kinyas'ı camdan at, tamam falan diye. O vaziyetteyim. İşin daha zaten dört ayağı üstüne düşüyor. Şey düşüyor olmaz bu arada. Hep düştü. Ben atmadım, kendi düştü. Sonra işin daha da komiği benim... Bunu Berra hani... Karşılığında evet, bir iyilik yapman gerektiğini düşün. Bir şey yapmak düşün. İçin Chanel dükkanına girip 30 saniye geçirip çıkmam oldu. Ne kadar? Bu, çanta. Anlıyorum falan. Çünkü zaten Berrak da onu böyle yurt dışında bir yerden falan filan almış yıllar önce. Çünkü onun dolabı şey böyle, yatırım. Yani onun yatırımı... Koleksiyon evet, gibi bir şey olduğunu tahmin ama evet ediyorum ya, bu. Hikaye, çok küçük hikaye benim için. Ya bir tek onunla da kalmadı pislik. Gelen misafirlerin ayakkabılarına mı işemedi, benim çantalarıma mı işemedi? Aha. Berbat ya, artık bir noktada şeydik yani böyle suratımıza falan işeyecek herhalde. Ve anneme götürüyorum günaydın mesela. Tabii, annemde kalıyor bazen. Hiçbir şey yok orada. Hiçbir şey yok. Ama gerçi bu ara düzeldi. Aynen. Sakinleştirici veriyorum çünkü. Yayınlayamayacağımız bir bilgi de. Hayır canım şey yani legal bitkisel kedi sakinleştiricisi. Legal bitkisel kedi sakinleştiricisi. Kedi memeli. Nereden geliyor? New York'tan aldım biliyor musun? Vallahi New York'tan gerçekten gelmiş. New York'tan aldım. Bu yaz New York'a gittik, orada gördüm. İşe yarıyor mu? Yarıyor. Aldım diye aldım. Evet. Senden ilk birleştirmeni beklediğimiz şarkılar. Mor ve Ötesi Bir Derdim Var. Rain Man Derdim Olsun. Bir derdim var artık tutamam içimde, gitsem nereye kadar kalsam bilmiyorum. Ha. Derdim olsun. Ama beni... Reynmen'i hiç bilmiyorsun değil mi? Hayır, hiç bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Bilen var mı şarkıyı? Kim? Söyler misiniz? Derdim olsun, kadehler de olsun. Aramızda kalacak ya. Ben söyledim, utanmayın. Ha? Bu sesim. Ben de öyle yapabilir miyim? Tabii. Derdim olsun, kaderler de olsun. Çok iyi oldu ya, alkışlıyorum sözleri.
Diğer şarkı Nancy Sinatra, Bang Bang. İbrahim Tatlıses, Dom Dom. Nancy. Özür dilerim her ikisinden de. Ben de özür diliyorum. Bang bang, he shot me down. Bang bang, I hit the ground. Bang bang, that awful sound. Nasıl, altında söylemek ister misin? My baby shot me down. Kaşların arasında dom dom kurşunu değdi. Oldu dom bence. Bence oldu. Olmadı oldu mı? Oldu. Alkışlayın olduysa. Efendim bir diğer rezalet için seçtiğimiz iki şarkı Mustafa Sandal Ay'a benzer, Ezel Ay'a. İyi dinle, duyarsın sesimi uzaklardan. Bunu klipli söylemeye dinle, karar verdi. En kuytu acılardan, kalbinde yoruldunsa yolculuklardan geliyor. Vazgeç artık yıldızlardan. Dedi ki götür beni aya, 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 aya o. Dedim ki de kız aya, aya, aya. Aa, baya biliyorsun bunu sen. Aya o. My baby girl she got the fire. Ay ben rapçi miymişim? Ay ben rapçi miymişim dedi. Alkışlıyoruz Özge'yi. Bu yaz çektiğiniz filmden bahsedelim Ay. Biraz. Zaten yakın arkadaşın olan bir takım insanlarla evet, çalıştığın. Evet, tatil yaptık aslında. Evet. Ben çok de, iyi geldi. Sen benim de geldin. Seti ziyaret etme evet. şansım da oldu. Filmin adı? Biz Böyleyiz. Biz Böyleyiz. Kim yazdı? Caner Kimler? Senaryosunu evet. yazdı. Aslında Berra'nın hikayesi Melikşah'la birlikte büyüttüler. Daha sonra Caner senaryosunu yazdı, Caner çekti. Ve şöyle oldu, Berrak bana senaryoyu yolladı, bir okur musun, bitti diye. Okudum, geri aradım, dedim ki ben hangi rolü oynuyorum? Falan diye böyle heyecanlandı ve hemen ekip kuruldu zaten. Önce birkaç aksaklık oldu, sonra işte moraller bir bozulur gibi oldu. Sonra bütün hızıyla proje bir başladı. Zaten Hümeyra'nın da aramıza katılmasıyla. Ay duygular şelale oldu. Çok güzel bir süreç geçirdiğinizi biliyorum. Sürekli sette herkes birbirine bak Juliet geldi falan. Sürekli ya her akşam otele gitmek, Hümeyra ile birlikte oturmak, onun hikayelerini dinlemek, evet. keyif yapmak, ateşin başına oturmak, oyun oynamak, sete gitmek, gelmek ya. Çok güzel bir 3 hafta ya. 4 hafta çekimler sürdü. 3 haftası şehir dışındaydık. Çok ne geçti. Zaman çıkıyor film? Sanırım Şubat'ta. Şubat'ta. Biz şu an Özge için galiba kariyerinin zirvesinde olduğunu rahat rahat söyleyebiliriz. Peki gelecek için planların ne? Bir yapımcılık öykün var zaten. Evet, hep yanılmıyorsan istiyorum. Film ekiminde gördüğümüz Ceylan Özgün Özçelik'in evet Hı-hı. Artı 13 evet. filminde ilk yapımcılık deneyimin o mu? Hayır değil. Aslında. Sadece böyle ufak ufak şeyler yapmayı seviyorum. Hani bir şeyi tamamen sırtlanmak çok zor çünkü ben öyle bir sorumluluğun altına girersem her şeyine dahil olmak isterim. Evet. Ve bu kadar yoğun çalışırken de o çok zor bir Mümkün şey. Değil, evet. Dolayısıyla ben böyle hani elimden geldiğince yardım etmeye çalışıyorum. Bana da güzel oluyor aslında. Çünkü öğreniyorum ileride yapmak istediğim büyük şeylerle ilgili. Var mı gelecek için böyle planın? İleride yapmak istediğin net bir fikrin var mı? Ya bir aksiyon çok istiyorum. Yani öyle kodluyorum kafamda yani. Aksiyon çok istiyorum. Bir de abimin yazdığı bir senaryo var. Hı-hı. İfrit diye bir hikaye. Onu gerçekleştirmeyi çok istiyorum. Yani onu izlemek istiyorum öyle söyleyeyim. Gerçekleşmesi. Anladım. Yani şey izlemek. Diyebilir miyiz? Bir yapımcılık yapmak istiyorsun ileride. İstiyorum tabii bayağı ki de. Çok istiyorum. Biz Özge'ye çeşitli resimler gösterip onlardan birini yemeğe çıkmak için seçmesini isteyeceğiz. Yemeğe çıkmak mı? Evet. İnsan mı yani? İnsan. Evet. İnsan bunlar. Tamam, ilk isimle başlıyoruz. Robert De Niro mu gençliği yoksa Al Pacino mu gençliği? Ne zor soru. Ay çok zor soru. Evet. Sizde var mı bir seçim? Paket değil mi? Burası da yandı. Evet. Bak şimdi bir onu gösteriyorum bir de. ya galiba Öbürüm. Al Pacino ya. Al Pacino. Al Pacino ile devam ediyoruz. Al Pacino mu Monica Bellucci mi? Benim ağzım yırtıldı. Aşkım ben bir bok yedim az önce. Ya Monica Bellucci ya. Monica Bellucci. O kadar evet, haklısın tanrıça. Ki. Tanrıça. Monica Bellucci mi, David Beckham mı? Monica Bellucci.
Monica Bellucci diyerek devam etti ama bu yaz ya, delikanlıya da ayıp oldu. Konuşmaya başladığı anda böyle plan oluyorsun. Beckham. Duyuyor mu herkes bir ses falan diye? Ya öyle bir görüntünün üzerine halalala diye bir ses çıkınca. Ay. Tamam, o zaman Monica ile devam ediyoruz. Monica Bellucci mi, Kristen Stewart Monica mı? Monica Bellucci. Ben bunu hiç şey yapmadım. Bu çok double trouble hiç. Evet. Evet. Şey. Monica mı, Channing Tatum, böyle mi okunuyor bu? Hay Allah. Sağ ol. Aa! Bunu niye soydunuz ya? Bunu giyinikken bir şeye benzemiyor mu adam? Vitamini kabuğunda değil mi bu? Yani bir vitamini değilse kabuğunda olmadığı kesin. Channing Tatum ya. Bunu mu seçtin? Tabii. Tabii. Neden? Biz yani de insanız. Yani yemeğin ilerleyen saatlerine gidiyoruz çünkü. Saat kaç oldu? Ben 8'de bitiriyorum yemeği. Efendim, Channing Tatum mu, Justin Bieber mı? Hiç sormayalım bile bence bu soru. Ya ne bileyim. Channing Tatum. Tabii. Efendim, Channing mi, Lady Gaga mı? Channing Tatum. Düşünmedi. O ne ya? Efendim, Channing mi, Ezel mi? Ya Ezel'i full respect'le birlikte Channing Tatum'la devam etmek evet, istiyorum. Evet, haklısın. Yani Ezel'i biz de çok seviyoruz ama Channing'deki altılıyı hepimiz gördük. Yapacak bir şey yok. O altılı yatmaz bir de biliyor musun? Ay o... Banko altılı. Channing mi, RuPaul mu? Ay Mama Ru ya. Mama Ru mu? Mama Ru. Tabii ki de Mama Ru. Tabii ki de Mama Ru diyerek. Çünkü yani yemek yiyeceğim. Dolayısıyla sohbet edeceğim demek ki. Tabii. Yani Channing, bak şu an hatırladım. Tabii şimdi hatırladım. Yani... Ben o altını görünce çünkü kafa karıştı benim. Göster bir daha Channing'i göster. Hayır şu anda hiç açmana gerek yok. Hiç. Tamam açma. Mama Ru varken. Açtı bile. Bir daha bak tekrar RuPaul'e geçelim. Magic ne? Magic Mike. Evet, çok tatlıydı. Magic Mike değil mi? Bacika, bir noktadan sonra. Evet, RuPaul'le devam RuPaul, ediyoruz. RuPaul, kesinlikle. RuPaul mü, Charlize Theron mu? Haydi. Yani bunda da yatmayacak altılılar var, ben biliyorum. Şimdi... Altılı buzdağının görünmeni bence yani bu hanımefendiciğimizde. Evet, bu hanımefendinin yani, ancak işte görünmeni... Başka bir tanrıça. Evet. Ya Mama Ru. Mama Ru ama. Evet. Boş konuştuk diyorsun yani, az önce. Yok, iltifatlarımızı ettik. Charlize Hanım'ın şakamızı yaptık, RuPaul'e geri dönüyoruz. Ama evet. RuPaul mü, Daniel Day-Lewis mi? Büyük geçmiş olsun. Ben zaten belli ki alamıyorum çünkü hanımefendi aldı Daniel'ı. Öyle düşünme ya. Biz sana da ayarlarız. Ben Mama Ru'yla. Mama Ru'da evet, devam Mama ediyorsun. Ru'yla. Allah Allah. Peki Mama Ru mu, Judy Foster mı? Mama Ru. Mama Ru. Hiç. Aa. Ay ne güzel yaşlanmış canım. Evet. Mama Ru mu, Timothy Chalamet? Yani... Ya yok ne, hiç sormadım sana. Canım benim. Çok tatlı bir şey. Hadi bakalım. Bu çok tatlı. Evet. Bu ne oynadı bu en son? Arkadaşı tanıyan var mı? Call Me By Your Name'deki... Call Me By Your Name'deki çocuk mu? Evet. Aa tamam. O çocuk ama en son filmini hatırlamaya çalıştım. Evet. Timothy'yi seçmedik. Timothy'cim. RuPaul'le devam ediyoruz. Evet. RuPaul mü, Rihanna mı? Mama Ru ya, Mama Ru üzgünüm. Yani Mama Ru'yu çok erken çıkarttınız. Çok erken çıkarttık. Geri de sokamıyoruz. Kaldı elimizde. Yapacak bir şey yok. Rihanna'yı almak isteyen varsa boşa çıktı. Mama Ru mu, Rami Malek mi diyeceğim. No no no. Hiç beğenmiyorsun da. Yok canım estağfurullah. Hayır, yani... Ne haddime onu beğenmemek? Aa, lütfen rica ederim. Şu an her şeye haddin var. Alo Rami. Rami götüme benziyorsun. Mama Ru. Mama Ru'yla devam ediyoruz. Evet. Mama Ru mu, Beyoncé mi? Yani... Beyoncé diyenler... Yok ya. Ama RuPaul benim için çok başka bir yerde. Yani. Anladım ben onu zaten de. Yani RuPaul diyenler... Yani... Seninkiler arkada bak. RuPaul'la evet. O zaman RuPaul. Evet. Nerede gelecek değil mi? Ha? Nerede birazdan geliyor. Yemeğiniz de hazır. Oley.
Ama işte sabah 12'yi bekleyeceğiz. Çünkü uçağı sen yemiyorsun. Hayır, ben önce kuralım olarak. Peki ne konuşursun RuPaul'le yemekte? Of, neler konuşmazsın ki yani. Bütün sürece tanıklık etmiş bir insan. Aktivistin önde gideni, şu an yaptığı şey dünyada ses getiriyor. Varoluşu zaten bir baş kaldırı benim için. O zaman sana Allah muhabbetinizi artırsın RuPaul'le diyoruz. Alkışlıyoruz Özge'yi. Özge'cim, senin bir de toplumun kadınlardan beklediği o güzellik algısı ile ilgili sıkça dalga geçtiğini, efendime söyleyeyim, bununla gerçekten eğlendiğini biliyoruz. Evet ya, eğlenmek zorundayız bence. Çünkü artık hani yıl olmuş 2019 ve nelerle uğraşıyoruz. Ya doğal olmanın, doğallığı sevmenin haber değeri olduğu bir gündem. Ne saçma. Evet. Ve bu böyle şey oldukça, haber oldukça benim daha da doğal bir şey yapasım geliyor. Hani bir tane daha bir şey yapayım oluyorum. Çok sinirlenici. Peki sence bu, yani bu doğallık süreci de moda olduğu için üstünde konuşulan bir şey olmaya başladı mı? Yoksa gerçekten insanlar yavaş yavaş doğal bir şeylerle ilgilenmeye başladı mı? Bence hep vardı zaten, yani hep de olacak doğal şeyleri seven ve onunla ilgilenen, doğal bir yaşam tarzını benimseyen. Bir tarafta da istemeyen ve doğallığı sevmeyen insanlar olacak. Tabii ki de olmak zorunda bu. Yani belki benim, atıyorum, bu saçımın şu beyazı 23 yaşında bu kadar olsaydı belki boyatırdım. Ama 30'dan sonra ekstra bir özgüven geliyor. Ama çok güzel geliyor. Görünüyor yani. Teşekkür ederim. Ben de çok seviyorum. İlk soru geliyor. Neye alerjisi var? Neye alerjisi var? Evet. Bir, iki. Alerjim yok. İntoleransım var. İnan. Alerji çok büyük bir kelime bu arada. Evet. Onu yersem ölürüm bayağı çünkü. Ha, evet. Bu şey fıstık alerjisi falan gibi. O anafilaktik şok. Yani anafilaktik şok demeyi de o kadar seviyorum ki Allah göstermesin. Endoplazmik retikulum. Endoplazmik retikulum. O böyle kıp kıp ediyor ya, ondan mı acaba? Diyarbakırlılığımı hissediyorum. Endoplazmik retikulum. Oynadığı son filmin adı nedir? Yani üçe beşe bakmadı. İkimiz de bilemedik, ne güzel. Seninki kaçtı? Benim 1 Nisan 86. 1 Nisan 86 abi. Senin? 5 Ekim. Aa, üçe beşe bakmayacağım. Teşekkür ederim. Kim verdi kopyayı? Ben izleyiciden kopya aldım. Kim verdi? Kopyayı kim verdi? Özge'ye kopya. Hayır, üçü vermediler. Siz verdiniz. Benim arkadaşım mısınız siz? Artık arkadaşımsınız. Alçı olacağım, sabahları kahvaltıya gideceğiz. Sıçtınız. Ha, siz ısmarlayacaksınız. Hangi şehirde doğdun? Hangi şehirde doğdun? Ya kopya versenize, çok tatlı olur. İstanbul, son soru. Hadi. Çek. En sevdiği yemek nedir? En sevdiğim yemek nedir? Ben mi? Ne söyledi ya? Zeytin. Hayır canım, o yediğim. Yediğim. En sevdiğim yemek? Ayak kokan cips. O, o değil.
Ne sever? Sence ne sever? Özge nasıl biri? Lütfen bana biraz Özge'den bahset. Ay bir şey söyleyeceğim, ben bütün yemekleri çok seviyorum. Ya tahmin ediyorum. Her şey yaz bence. Her şey. Aynen. İşte arkadaşlık böyle bir şey arkadaşlar. Kopya. Şeyi de ayrı yazdım çünkü şey ayrı yazılır. Pizza. Değil. Bir şey söyleyeyim mi? Nefret ederim. Nefret etmem ama çok zor yerim pizza. Gerçekten vallahi mi? Çok özel yapılmış bir pizza değilse. Aa. Evet ama olsun, ben seni çok seviyorum. Yakın arkadaş sayılırız bence bu andan itibaren. Alkışlıyoruz yeni yakın arkadaşımı. Ayağa kalkmanızı rica edeceğim. İsminiz neydi? Onur Terzioğlu. Onur Terzioğlu. Ne iş yapıyorsunuz? Beymen'de çalışıyorum. Beymen'de takım elbise olarak mı çalışıyorsunuz? Yok, satış destek personeli. Satış destek personeli. Buradaki Beymen'de mi çalışıyorsunuz? Evet. Ya. Aynı zamanda dansçıyım. Aynı zamanda dansçısınız. Evet. Ne dans? Latin dansları ile uğraşıyorum. Latin dansı, salon dansı yapıyorsunuz. Evet. Hepsini mi yapıyorsunuz yoksa bir tane özellikle? Özellikle olarak salsayı seviyorum. Onun dışında cha-cha ve başka afro rumba tarzlarında. Afro rumba. Evet. Bir tane osuruktan bir dans uydurmuşlar yeni. Kizomba. Ha? O dans değil ki, spor ya. Ne? Kizomba. Zumba. Zumba demiyor. Yok, kizomba. 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 Evet. Ha. Neyle neyi yapıştırmışlardı? Afrika tangosu diye geçiyor. Afrika tangosu. Benim bildiğim kadarıyla, yanlış aktarmayayım. Estağfurullah. Sesiniz böyle mi? Mikrofona kusacak mısınız? Çünkü biraz böyle geliyor. Biraz ayağa kalkınca heyecan olduk. Anladım. Olsun. Şaka yaptım ben. Sizden ilk şarkıyı hımlamanızı rica edeceğim. Tabii. Bitti mi ya? O ne? Kamyon kornası. Yok şey, genelde insanlar burasıyla ilgili bildiği için onu... Ha, özür dileriz. Nakarat kısmı mı bu? Evet. Buyurun siz, bir daha rica edeceğim. Özür dilerim. Tövbe estağfurullah, dur. Bir daha şey alabilir miyim son? Anlayan var mı? Yok, salonda anlayan yok. Şarkının orada normali... Orada var anlayan. Berk mi anladı? Sen mi anladın Berk? Sakın söyleme. Bir şarkıyı söyler misiniz normal? Huysuz ve tatlı kadın. O nakaratı bir söyler misin? Huysuz ve tatlı kadın. Şarkı böyle değil. Özür dilerim. Size çok kötü bir haberimiz var. Huysuz ve tatlı kadın maalesef bu değil. Ama şarkı söyleyemeyen insanlarla dalga geçmemeliyiz bence. Nasıl bu hayatta geçmemeliyiz ya? Hayır. Ben de söyleyemiyorum zaten. Ben de söyleyeyim. Ama çabanıza sağlık be. Beymen de sizi ziyaret ederiz belki. Hemen yırtıyoruz salonda kimse bilmediği için. Sizi de ayağa rica edeceğim. Baran Çimen. Baran Çimen. Mazlum Çimen'in bir şey oluyor musunuz? Bildiğim kadarıyla hayır. Bildiğiniz kadarıyla. Bilirdiniz olsaydınız zaten. Siz ne iş yapıyorsunuz? Öğrencilikle uğraşıyorum. Ne? Öğrencilikle uğraşıyorum. Allah nerede kolaylıkla öğrencisiniz? Sabancı Üniversitesi'nde. Aa, ben de Sabancı mezunuyum. Ne mezunsunuz? Heyecanlandıysan okey ama Özge'ye yürüyorsan... Ben 2008 Business Management mezunuyum. Siz? Evet, bilgisayar mühendisliği. Bilgisayar mühendisliği. Evet. Süper. Buyurun sizi dinleyelim. İstiklal Marşı! Şaka şaka. Bilmiyorum. Asla bir fikrim yok. Çok korktum, içten. Evet, evet. Ama... En baştan bir ya. Bir kadın çizeceksin. Evet. Sizi parçalarım. Hangisini içeceğim? Ha, ben mi seçiyorum onu? Evet. Hangisini içsin? En kötü hangisi? Varsınız. Sirke. Sirke'de bir şey yok ya. Bakayım, bir koklayabilir miyim? Tabii ki. Yine aynı. Oy, balzamik. Fix ya. Bu zaten benim bunu içmediğim program yok.
Jägermeister'mış gibi hiç ama. Öyle olmuyor o iş. Merhaba Ülser. Midemi seviyorum. Midem çok tatlı. Olumlama. Hop. Teşekkürler Baran. Anam. Afiyet olsun. Bir şey söyleyeceğim. Ay ben kötü oldum. Probiyotik mi? Ismarlayayım mı bir tane? Yandım. Merhaba. Merhaba. Nisan Ersan ismi. Ha? Sorarsınız ki. Nisan. Nisa. Nisa. Evet. Nisan Nur Arslan. Nisa Nur Arslan. Evet. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim. Teşekkürler. Nasılsınız? İyiyiz. Aceleniz var galiba. siz öğrenci misiniz? Öğrenciydim bitti. Şimdi tekrar zorluyorum. Hepimiz öğrenciydik. Evet. Ay geçmiş olsun. Liseden mi? Yok. Üniversite. İkinci üniversiteye mi okuyacaksınız? Evet, evet. Ne okudunuz? Cerrahi Tekniker. Cerrahi Tekniker. Evet. Ne yapıyorsunuz? Bu, Neşter mi biliyorsunuz? Neşter'i doktora veriyorum. Aynen o. Oh. Ulan gördün mü? Filmlerde hani. Ben bilmiyordum. Aradaki o Neşter falan. Evet, ele tamam, veren ele. Şak diye. Cerrahın eline veriyor. Meslek bu. İyi günler. Profesyonel olarak cerrah eline veriyoruz. Aleti hem de. Güzel. Şimdi ne okuyacaksınız? Şimdi hazırlanıyorum. İnşallah olursa diş hekimliği istiyorum. Şimdi diş hekimliği evet. Okuyacaksınız. Hadi inşallah. Benim de en sevdiğim mesleklerdendir ya. Buyurun dinleyelim sizi. Hızlı olan kazanacak. Herkes biliyor şarkıyı. Havalı da Nisa'cığım. Peki konuştuğun gibi mi hımlayacaksın? Çünkü kafamda... Evet, BPM'ini biraz evet, arttırdık. BPM'ini biraz Pardon. Dinliyoruz. Kimseyi görmedim ben, senden daha güzel. Kimselere de bakmadım, aklımdan geçen. Aslında özür dilerim. Ben karşılayacağım merak etme. Teşekkürler. Rica ederim. Tabii ki de acı. Midem delindi. Ay onu bir karıştırsa mıydık? Dibine çökmüş acısı. Gerçekten delinecek ya. Peki seni affedebilmem gibi bir ihtimal var mı? Yok. Ama bu çok yanlış bir şey. Bu yaptığınız çok yanlış. Geldi. Özge'nin kafası geldi. Sevgili izleyenler. Dur bir su içeyim önden. Peki Tabasco'nun içinde olduğu şey su mu? Hı hı. Biraz sulandırdınız değil mi? Ha? Ölürüm bak. Ay. Çok kötü ya. Apti diye bir oyun vardı ya. Anneli ve organlı bütün küfürler. Özür dilerim. Biraz cinsiyetçi duyulmuş olabilir ama... Ama düşünün ki benim şu an cinsiyetle ilgili hiçbir fikrim yok. Yani şu an ürogenital sistemim yanıyor. Ürogenital. Merhaba, Tuğçe Sümer. Merhaba Tuğçe Hanım. Siz ne yapıyorsunuz? Diş hekimiyim. Gördün Korkmayın. Mi? Önceden cerrahın eline veriyor muydun? Ben kendim cerrahım zaten. Direkt diş hekimi cerrahı. Evet, direkt cerrah aynen. Kendi muayenehaneniz var mı? Evet. Kendi. birinin çok hoşuna gitti. Süper. Başlıyorum. Lütfen. Ben de bildim. Vurdum böyle yaptım. Ben de bildim. Düğme mi var bu? Çok hayır. Koyacağım ama. Tamam hadi ben içeyim. Sen içeceksin. Ne içeceksin? Sirke, tuzlu su, limon. Ay sen sor. Sen seç canım rica ederim. Misafirsin sen. Sirkeyi iç. Peki bu sıkma limon mu yoksa şey? Sıkma sıkma. Şöyle limonu işte en temiz de o. Gitti. Oh. O mideye de iyi geliyor. Ay. Alkışlıyoruz tabii ki Özge. Sizin isminiz ne? Seda Tunç. Seda Tunç. Siz ne yapıyorsunuz? Borusan'da çalışıyorum. Jaguar Land Rover satış yetkilisiyim. Land Rover satış yetkilisisiniz.
Onların yedek parçaları çok pahalıymış, öyle diyorum. Özge Hanım, siz gelin, ben sizi ayarlayacağım. Benim arabam var, teşekkür ediyorum. Çok benim de var ama bana ben gelirim. Anlıyorsun. Land Rover dedi çünkü. Dedi. En son ne kaldı, ona göre söyleyeceğim. Bizim bilip bilmeyeceğimizi nereden biliyorsun? Sirke ve tuzlu su kaldı. Ve ben Özge Hanım, ben cinsiyet ayrımcılığı yapmak istiyorum zaten. Cinsiyet ayrımcılığı mı yapmak istiyorsun? Pozitif ayrımcılık. Pozitif ayrımcılık. Demek istedim. Yani yapın da. Yapın da ya İbrahim. Neden bu götlüğü bana yapıyorsun? Onu anlamadım. Çocuk da eve gidip uyumasın mı yazık? Ya ben zaten uyumam, o bir şey değil de buraya adını yazacağım Özge'nin kusarak. Yani. Olan olmuş artık yani. Direkt olan olmuş, üstüne Allah da belamı versin. Buyurun. Suadiye'de ben sizi şeyin arkasında bulurum ama. Siz bilirsiniz. Yalnız ya. Selim Bey, Adanalıyım. Bulmayın bence. Selim değil, benim adım Selim İbrahim Yolarım. İbrahim ben de arha biliyorum. Çingeneli'ye bağlamıyor. Buyurun, dinliyoruz. Dişmiş. Ben zaten benim çok yakın arkadaşım. Tuzlu su ve sirke mi? Tuzlu su ve sirke. Yani ikisi de kolay içilebilecek şeyler. Kesinlikle. O yüzden rahatına bak bence. Tuzlu su diyeyim. Tuzlu suyu işte, Allah kahretsin. Ay, tansiyon hapımı getir. Tansiyon hapını getir. Alkışlayın Özge Hanım'ı lütfen. Adın neydi? Mert. Mert. 18 yaşındasın Mert. Ve buraya doğru geliyorsun. Endişeliyiz. Sen ne yapıyorsun Mert? Ben de öğrenciyim. Nerede? Koç'ta. Koç'ta öğrenci. Böyle hepimiz geldik. Hepimiz geldik. Biz de Adanalıyız. Siz de Adanalısınız. Aynı zamanda güreş takımında. Evet. Spor yapıyor musun? Yapıyorum. Ne yapıyorsun? Basketbol. Ha. Evet. Pota olarak mı? Çünkü hani... Maşallah diyenler oldu. Türkü denemek istediniz. Evet. Sen bence okula başlayınca kilo aldın. Yok, sınava hazırlanırken 40 kilo aldım. Sınava hazırlanırken? Evet. Kaçıncı sınıftasın? İlk işte. 18 birinci yaşında hazırlık. Mezun ya. Liseden üniversiteye geçtim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Buyurun Mert Bey, sizi dinliyoruz. Ne 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 Seni Allah kahretmesin. Beyaz giyme toz olur. Beyaz giyme toz olur. Evet. Asla bilemez. Asla bilemez. O yüzden Mert, sen bu sirkeyi içeceksin. Gelin mi? Gel. Valla. Alkışlıyoruz Mert'i. Mert geliyor. Mert göründüğünden de iriymiş. Maşallah Mert. Götünü kameralara dönme, gel şimdi. Böyle gel. Mert zaten şortuyla gelmiş. Al Mert'cim. Afiyet olsun. Oh mu? Yağ yakıyor. Yağ yapıyor sirke. İnşallah yanar. Alkışlıyoruz Mert'i. Ya bir şey söyleyeceğim Özge. Program bitti. Özge Özpirinç'i konuğumuzdu. Haftaya biz yine Tuşe'de olacağız. Pazartesi burada, çarşamba YouTube'da görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.